Peki Yunus'u görebilir miyim? Şimdi ekranlarınıza iki tane görüntü getireceğiz. Bir tanesi Biden'ın görüntüsü, bir tanesi de Trump'ın görüntüsü. Şimdi hani Amerika 7 Ekim ya bugün. Tamamen İsrail'le özdeşleşiyor. İsrail'le duygusal bağını kuruyor. O kadar insan ölmüş, 40 bin çoğu çocuk, kadın, 40 bin kişi ölmüş. O 40 bin kişinin de ne dedin sen Zafer, bir daha o şeyi söylesene. 3'te 2'si mi dedin? Yok yani Coşkun Ha, abinin verdiği %80'i rakamla dedin. %82. %80'i 42 kadın bin ve çocuk. kişinin. Evet. %80'i kadın ve çocuk. Ahmet Yunus. Bey, İsrail Savunma Kuvvetleri bir açıklama yapmış. İsrail'in merkezine yapılan saldırının bedelinin olmayacağını düşünenler yanılıyor. Lübnan'dan İsrail topraklarına ateşlenen roketlere çok büyük bir karşılık verilecek demişler. Ya zaten veriyorsun kardeşim. Daha Hayır, ne olacak? Sen yani öldüreceksin ve sana hiç karşılık belli verilmeyecek. ki daha şiddetli Şimdi bombardıman. bu görüntü Biden'ın görüntüsü. Bugün 7 Ekim ya, dayanışmasını, duygusal dayanışmasını bak nasıl gösteriyor Biden. Gelsin bakalım ne oluyormuş, ne yapıyormuş. Thank you for being with us, for being with our community on the commemoration of this devastating day. I'm going to chant the prayer El Malay Rachamim, God full of mercy, which is a prayer that the Jewish community chants at memorial services, at funerals, and Bu on Haham the year anniversary Aaron Alexander, of an individual's İsrail death. Yahudi cemaatinden. Peki ne yapıyorlar burada şu anda? Şimdi bunu dua ediyorlar. Ettikleri dua da normalde işte ölümlerden sonra okunan El Malayi Rahamim duası, geleneksel Yahudi duası. Peki 7 Ekim saldırısında ölen Yahudiler için mi okuyorlar bu duayı? Evet, onlarla ilgili işte o erkeklerin, kadınların, çocukların ruhlarını kutsa, onlara cennet bahçesinde huzur buldur Tanrım gibi bir dua bu. Bu haham İsrail'den mi gelmiş Amerika'ya? Yok, Amerikalı. Zaten İngilizcesinden de net olarak anlayabildiğimiz gibi, ama Amerika'da yaşayan bir Yahudi Amerikalı. Herhangi bir, hani İsrail'le bağlantısı olmayan bir Yahudi Amerikalı. Öyle mi? Yahudi Amerikalı haham, evet. Haham, evet. Yani eşiyle birlikte Biden. Ha, mumu Biden'ın yakmasının bir anlamı var mı? Biden yakıyor mumu. Başkan, yani başkan, bütün 7 Ekim'de öldürülen İsraillilerin ve Amerikalıların anısı olarak mumu yakıyor kendisi Beyaz Saray'da. Zaten bundan sonra da tören sona eriyor. Kısa yani, ilk önce bir dua, açıklama, sonrasında bir saygı duruşu. İşte orada istaroz çıkarıyor hatta, Katolik Biden. Biden Katolik. Ve ondan sonra da Yunus, bu 7 Ekim'den sonra öldürülen 40 bini aşkın Filistinli, Gazze'li için kim dua ediyor Amerika'da? Ben bunu izlerken aynı şeyi düşündüm. Sen bugün bir açıklama yayınladı Biden. Çok uzun, böyle 6-7 paragraflık. Orada çok fazla sivilin öldürüldüğünden de bahsediyor, Filistinlerden. O zaman sen kardeşim birlik için, beraberlik için, barış için ateşkes de istiyorsun. Yanına bir tane de imam alacaktın. O da 40 bin sivilin ruhu için dua edecekti orada. Bu yani çok tek taraflı, yanlı. %100 katılıyorum. Yani orada 35 bin kadın ve çocuk, 42 bin ölen Filistinli'nin 35 bini kadın ve çocuk. Peki şimdi Trump, ya şimdi bu Biden değil mi? Bu Biden bunu yapıyor. Evet. Yani Yahudiler, tamam, ölen dediği çok doğru Yunus'un. Yani ölen Yahudiler için bir anma yapılır, haham gelir, dua eder, mum yakarsın, itirazım yok. Ya 40 bin Filistinli de can ya, onlar da insan kardeşim. Yani onlar da öldürülmüş. Onlar için de dediği gibi bir İslami bir dua yap, bir tören yap. Ya bir şey söyleyebilir miyim Ahmet Bey? Ya seçim var, Kamala, Michigan eyaletini kazanmak zorundasınız. Çok Arap Müslüman var. Yani bari oy için bir imam getir. Hani oy toplamak için bari ya bir imam insanlık getir. Için bunu bile getiremiyor. Için böyle bir korku. Amerika'daki Müslümanlar kime oy verecek diyor. Vallahi ben Trump'a karşı
bir küçük meylim vardı, artık ondan da vazgeçtim. Ne Kamala ne Trump, yani işte al, al birini vur yuvarlık. Onur abi şimdi diğer görüntüyü verince cevabı da alacak aslında. Hadi Trump'ı da görelim bakalım, o ne yapıyormuş bakalım. Trump neredeydi bugün? 7 Ekim için. New York'ta. New York'ta. Queens bölgesinde. O da yine o bir... O da bir Yahudi mezarlığına gitti. Yahudi mezarlığına. Gelsin bakalım görüntü. Trump 1-0 önde. Tamam. Cipa takmış. Evet. Trump bir tık üzeri götürmüş. Burası neresi? Yunus? Şimdi bu çok ilginç. Hatırlayacaksınızdır. Ocak ayında ben New York'a gitmiştim. Tüneller bulunmuştu bir Yahudi sinagogunun altında. Evet evet evet. Garip bir şey. Aha. Sinagog. O sinagog vardı ya. Onların dahil olduğu cemaatin mezarlığı bu. Onların oraya gitti. Şabat Lubavitch cemaatinin mezarlığı bu. Onun bu da mı 7 cemaat Ekim liderinin mezarı. Bu da mı 7 Ekim anması? Bu da 7 Ekim anması ama aynı zamanda tabii hani tüm tuşlara basma suretiyle Yahudi cemaatiyle de yakınlaşma olmuş. Yani kipayı takmış. Orada elinde şu an rehinelerin fotoğrafları falan var. Trump'ın kipası var. Peki bunlar tüm tuşlara basıyorlar da Müslüman tuşuna hiç elleri gitmiyor herhalde bunların nasılsa. Yani dediğim gibi Kamala'nın kesinlikle yapması lazımdı. Çünkü seçimleri kaybedebilir bu Michigan eyaletinden ötürü. Ama korku o kadar yüksek ki tepki gelir diye İsrail yanlısı. Şu anda ne yapıyor Trump? Bunu bile yapamıyor. Şu anda ne yapıyor? Bir taş bırakıyor. Taş bıraktı da. Bunu anlayabilir miyim? Burası bu başında bulundukları mezar taşı bu cemaatin liderinin mezarı. Taş mı bırakılırmış? Bunu kendi inançlarına göre. Lubavitch. Yani Lubavitch cemaati dedik ya, onların baş hahamı, cemaat lideri. Hatta biz canlı yayında fotoğraflarını da göstermiştik. Sinagogun her tarafı bu cemaat liderinin sözleriyle bezeli. Yani bu bildiğin Mesih gibi görüyorlar bu adamı. Trump da orada gidip dua ediyor. Daha sonra herhalde mezar taşını böyle bir okşama gibi hani orada bir saygı taş bırakıyor, gösteriyor. Küçük bir taş bırakıyor. Evet. Peki burada başında kipa, elinde bir dua kitabına Yahudi benzer. Yahudi duası. Ne? Bir daha söyle. Yahudi duası ediyor orada. Yani bir tarafı onun Hebrew, İbranice yazılı, bir tarafı İngilizce diye gördüm ben. Gözlerim beni yanıltmıyorsa. Bu da 7 Ekim anması değil mi? Yani bu da 7 Ekim anması. Yani bir o taraf, bir bu taraf. Peki Trump, bir şey soracağım sana. Amerika'daki Müslümanların oyu demokratlar açısından mı önemli? Hem Amerika'daki Müslümanlar hem de Yahudiler ekseriyetle demokratlara oy verir normalde. Trump da şu an Müslümanlar zaten kendisine vermeyeceği için Yahudilerin oylarına saldırıyor. Hatta dedi ki ben seçimi kaybedersem suçlusu Yahudilerdir. Böyle bir açıklama da yaptı. Peki hangisi daha kalabalık? Yahudiler mi, Müslümanlar mı? Hemen hemen aynı. İki etnik, pardon, dini grup da Amerika'nın nüfusunun %2'sine tekabül ediyor. %2 civarı Müslümanlar, %2 civarı Yahudiler. Peki Kamala Müslümanların oyunu almak için bir çaba içinde mi? Değil. Ve zaten anlaşılamayan kısmı da bu. Neden değil? Hiçbir şekilde yaklaşmıyor ama Kamala'nın da söylediği şu, hani beni seçmezseniz aha alternatifi bu. Buyurun seçin. Peki Biden bu töreni yaparak biraz da böyle hani Kamala açısından da Yahudilere daha çok yaklaşmış bir izlenim vermiş olmuyor mu? Zaten bir yıldır sürdürdükleri politika birbirinden ayrılamaz. Geçen Biden Beyaz Saray'a geldi ya basın toplantısına ilk kez. Orada şöyle bir şey söyledi. Bakın bir de iç siyaset kulisi vereyim kısa. Şöyle dedi açıklamasında. Ben ne karar verdiysem Kamala da o kararların içindeydi. Bütün kararlarda rol oynadı. Yani Biden Kamala'dan intikam mı alıyor gibi bir
kulis var, dedikodu var Washington'da şu an. Yani sen benden kaçamazsın. Ha, öyle bir izlenim sen doğar tabii ortam. Yani. O da gayet doğal. Ben şeyi merak ettim ya. Yani kim sordu bana? Sana sorayım. Sen Amerika'da yaşayan bir Müslüman olsan oyunu vereceksin. Amerikan vatandaşısın. Hangisine vereceksin abi? Yunus da söyledi. Demokratlara veriyor. Çünkü demokratlar sanıyorum biraz daha sosyal adaleti önceleyen projelere... Aynen. İsrail. Yani şimdi İsrail Yahudi... meselesi olsa bence orada herhalde yine demokratlara verirler. Çünkü Trump çok radikal açıklamalar yapıyor. Onur diyor ki sandığa gitmem diyor. Çok radikal açıklamalar yapıyor. Yani birbirleriyle İsrail'e destek konusunda yarışıyorlar. O yüzden ben... Ama buradaki mesele oyun dışında bir mesele Ahmet Bey. Tabii, resmen adam... yalvarıyorlar ya İsrail lobisine, Yahudi lobisine desteğini bana ver diye yalvarıyorlar. Peki bir Müslüman lobisi soykırım kompleksi Yunus? Var. Evet. Onun ezikliği var. Yani... varla yok arasında yani ne etkisi var desek mesela Yahudi lobisinin etkisiyle karşılaştırmam bile. Yani dağlar Ahmet kadar Bey, farklı. Bir Muhammed Ali hayatta olsaydı var ya Amerika'da korkunç bir etki yaratır. Malcolm X ya. Malcolm X, Muhammed Ali bunlar hayatta olsaydı şimdi öyle bir figür yok bak. Liderleri... Eğer sandığa gidip gitmeme referansı İsrail politikasıysa al birini vur öbürüne aynen, fark etmiyor. Aynen kesin. Gözkün abi. Şimdi, sen biraz Kamalacı gibi duruyorsun. Yok. Uzaktan bakınca. Tam tersi. Ben de sizin gibi Trumpçıyım da bir seçim sonrasını... Trump abi Trump şu görüntü... Biden'a şöyle, fark attı. Şöyle dediğiniz gibi bu konuda ikisini de soyutluyorum. İnanılmaz bir politikacı ama Kamala burada biraz Müslüman kesimi oynuyor gibi. Kamala böyle Netanyahu geldiğinde pek görünmedi. Hani sanki olanlara karşı gibi duruyor. Bana göre Amerikan kamuoyunda oluşan o tepkiye yönelik de bir o cepheye oynadığı oyun var. Yoksa Yunus, Biden'la Yunus beraber... Kamala'nın eşi Yahudi mi? En etkin. Yahudi. Kamala da kendi rezidansında ağaç dikti. İsrail için. O da öyle bir aksiyona girişti. Yani bugün değil eşiyle mi? Eşiyle birlikte. Yani Kamala'nın eşi de Yahudiliğinin altını çizen. Hani Yahudi olabilir normal insan. Hani... Ahmet Bey tabii, en tabii. Etkili 50 Yahudi'den birinci sırada. Allah Allah. Üstelildi evet. Listeye Zafer de yazdı. Birinci sırada girdi. Burada yine Trump Amerika'nın ikinci beyefendisi. İşte onun için zaten ben o kanattayım. Ben de biraz Trump'tan yanayım. Ben deli dolu bir adam. Bunun işte ise ne yaparız sizin abi? Sizin Trump işte Ahmet başında Bey, kim var? Herhalde bana göre biraz tribüne oynuyor. Yani Yahudi oyları dedi ya yalvaracak utanmasa diye. Yok onun karşılığını verdi o ya. Damadı da döneminde. Çok etkili. Ama buradaki kuş mesele oy değil ya. Kesinlikle bence çok teşekkürler. Epstein kaynaklı bir açığı var hepsinin. Avrupalı liderler dahil, peki. Bunlar dahil. Çok teşekkürler.